Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf coğrafyada yepyeni bir dersle, yepyeni bir sınıfla lisede bugün sizlerle birlikte çok keyifli ve benim en sevdiğim derslerden birinin coğrafya biliminin konusunu ve bölümlerini öğreneceğiz. Çok keyifli, çok eğlenceli bir ders arkadaşlar. Yaşadığımız dünyada birçok olay yaşanıyor. Yağmurlar, karlar, çamurlar, denizler, okyanuslar Yeryüzü, güneş, gündüz, gece birçok olay yaşanıyor. Bunların sebebini bilim ışığında mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Bakın edebiyat keyifli bir ders kabul ediyorum. Tarihte güzel bir ders kabul ediyorum. Matematik, fizik, kimya bunların hepsine saygımız var. Ama coğrafya bence en fazla seveceğiniz, en keyifli, en faydalı derslerin başına geliyor. Çünkü hava bulutlu olduğunda diyorsunuz ki yarın yağmur yağabilir. Hava soğuduğunda diyorsunuz ki inşallah kar yağar tatil olur. İşte bütün bunları coğrafya bilimi sayesinde öğreneceğiz. Bu keyifli derse gelin hep beraber tanıyalım. Şimdi birincisi dünya haritasını veyahut da Türkiye haritasını, güzel ülkemizin haritasını zihninize çok rahat bir şekilde canlandırabilmeniz lazım bu derse. Ben de dersimizin başına hemen harita koyarak başladım. Çünkü ileride yani TYT'ye girdiğiniz zaman ki TYT 9. sınıf ve 10. sınıf konularından oluşuyor. Size mutlaka en az iki tane dünya haritası üzerinden sorular soracaklar. Diyecekler ki işte nerede dağlar vardır, nerede deprem riski vardır, nerede volkanlar vardır veyahut da buna benzer çok önemli durumlar var. Mesela diyelim ki hani biz şöyle şurayı ekvator olduğunu bilmeniz lazım. Mesela şuradan şöyle ekvatoru çiziyorum. Burası ekvatorsa üst tarafına kuzey yarım küre, alt tarafına güney yarım küre diyorduk. Hatırlarsanız geçen sene 8. sınıfta fen dersinde mevsimler ve iklim konusunda ne demiştik? Türkiye'de yaz yaşanırken işte güney yarım kürede, Arjantin'de, Antarktika'da veyahut da işte Brezilya'nın güney kısımlarında kış yaşanıyordu. Bunun sebebi nedir dediklerini eksen ekliğini öğrenmiştik. Fakat şimdi bunun daha fazla detayına gireceğiz ve aynı zamanda şimdi Acaba neden buraya ılıman kuşak diyor? Neden burada insanlar sadece tişört giyerken, burada insanlar sadece mont giyiyor? Biz ise yazın tişört giyip, kışın mont giyiyoruz. Neden biz ılığı görüyoruz ama bunlar sadece sıcağı ve soğuğu görüyor? Hepsini daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Daha da önemlisi, daha da önemlisi atmosferi öğreneceğiz arkadaşlar. Atmosfer o kadar önemli bir şey ki eğer atmosfer olmasaydı ben size söyleyeyim, coğrafya dersi olmazdı. Çünkü atmosfer olmasaydı birisi biz yaşayamazdık. İkincisi biz yaşasak bile astronot kıyafetleriyle yaşasak bile aydaki gibi hani ayda astronotlar böyle özel kıyafetlerle gidiyorlar ya. Birincisi yağmur olmazdı, bulut olmazdı. Aynı zamanda iklim olayları yaşanmazdı. İster isemez gündüz inanılmaz sıcak, gece de inanılmaz soğuk olurdu. Hiçbir dere, nehir, göl, çay, çorba hiçbir şey olmayacağı için coğrafya dersi olmaz. O yüzden atmosfere, coğrafya gibi mükemmel bir dert bize hediye ettiği için teşekkür ediyoruz. Tabii ki atmosfere değil, onun yaratısına teşekkür etmek lazım. Burada arkadaşlar çok önemli. Milliyetin Bakanlığı bütün müfredatı baştan sona çok güzel bir şekilde değiştirdi ve kazanımlar yerine kazanımlar ne hocam? Kazanımlar hepiniz biliyorsunuz hani biz yazılı notlarımızı da kullanıyorduk. Burada yazıl notların başında kazanımlar veriyorduk size. Kazanım demek şu yazılda soruların gelebileceği kısımlar. Bunları Milliyetin Bakanlığı değiştirdi. Dedi ki artık kazanımları biz değiştiriyoruz. Bambaşka bak tarih burada coğrafya burada hepsi burada. Kazanımların yerine ...öğrenme çıktıları kullanacağız dedi. Ama esasında mantık aynı. Mesela diyor ki... ...coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini oluşturan... ...bileşenleri bilirler. He, o zaman bu sınavda gelebilir demek arkadaşlar. Bunu birazdan sizlere çok güzel göstereceğiz. Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini oluşturan... ...bileşenler arasındaki ilişkileri bilirler. Esasında son derece kebap... ...lezzetli, keyifli, lokum gibi... ...çifte kavrulmuş bir şey. Ama... Böyle kazanımı görünce anne diyesiniz gelebilir. Hiç korkmayın. Birazdan bunları çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Güzel ülkemizde neden güneyde yer almasına rağmen Hakkari soğuk veyahut da İstanbul daha kuzeyde yer almasına rağmen daha ılıman bunların sebeplerini öğreneceğiz coğrafya dersinde. Veyahut da peribacalarını uzaylar mı yaptı yoksa Türkler mi yaptı yoksa Akarsu aşındırmasıyla mı oluştu bunu öğreneceğiz. Ve hatta neden Marmara bölgesinin turizm gelirleri çok daha fazla? Mesela beşeri bir durum var burada. Hepiniz zannediyorsunuz ki Antalya all inclusive oteller harika eğlenceli. Ama İstanbul'un turizm gelirleri Ege ve Marmara'nın toplamından daha fazla. Niye? Daha doğrusu Marmara bölgesinin. Çünkü burada yaz kış daha pahalı, daha güzel bir turizm var. Buna benzer süper şeyler veyahut da üzüm neden Ege'de çok fazla yetişiyor? Ya da her yerde yetişiyor mu üzüm? Mesela üzüm deyince böyle çok nazik, çok tatlı. Ay canım benim bir meyve geliyor canlanıyor değil mi? Ama üzüm her yerde yetişiyor. En soğuk iklimlerde bile yetişebiliyor. Bunların her birini güzel güzel öğreneceğiz arkadaşlar. Çok keyifli, çok lezzetli bir ders. Anahtar kelimeler dediği de şu. Yazılı da çıkabilecek kelimeler. Yani beşeri coğrafya hemen diyeceksiniz ki hocam beşer şaşar. Yani insan ola hata yapar. Dolayısıyla beşeri coğrafya insani coğrafya demek. Yani insanı ilgilendiren coğrafya demek. Mesela burada insani bir durum yok. Yağmur, kar, güneş, yoğunlaşma, güneşin açması, derelerin akması tamamen Allah'ın yaratmasıyla oluşmuş bir durum. Ama buraya baktığımızda hem doğal unsurlar var hem de beşeri unsurlar var. Bunları göreceğiz. Mesela şu gemiyi insanlar yapmış buraya getirmiş eyvallah. Veyahut da şu evleri insanlar gördüğüne kadar. Çirkin bir şey gördüyseniz arkadaşlar genelde bu insani unsurdur. Bazen güzelleri de oluyor ama genellikle insanların yaptıkları biraz daha kötü oluyor. Zaten doğanın yani yeryüzünün en büyük düşmanı da maalesef biziz. Beşeri ortam, buz küre, coğrafya, coğrafi bakış, doğal ortam bu kavramların her birini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Çok lezzetli bir ders, çok keyifli bir ders. Gerçekten ben yıllardır öğrencilik yaptım. Sonra öğretmenlik yaptım. Bütün bunların sonunda şunu gördüm ki coğrafya mükemmel bir ders. Mesela tarih dersini çok seviyorum. Tarih hocalarımıza saygımız çok fazla. Ama tarih biraz history yani his story onun hikayesi gibi. Edebiyat biraz zor olabilir. Edebiyat hocaları daha seçici oluyor. Evladım burada tüm failin birazcık zorlayıcı olabiliyor. Türkçede paragraf soruları zorlayıcı olabiliyor. Matematik, fizik, kimya hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü ben bir sözelciyim. Ama coğrafya çok güzel bir ders arkadaşlar. İnşallah hepinizin seveceğini düşünüyoruz. Zaten bizler de sizlere ...Dokun sınıf Eylül programında mükemmel bir şekilde matematikle başladık. Coğrafyayla devam ediyoruz. Ardından kimya, edebiyat, tarih hepsini sizlere güzel güzel göstereceğiz. Hocalarımızla beraber videoları sizlere harika bir şekilde hazırlıyoruz. Sizlere en güzel şekilde konuları öğreteceğiz diyoruz. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Şimdi yeryüzüne doğru uçuyoruz arkadaşlar. Şimdi temel kabul nedir hocam? Temel kabul de şu, öğrencilerin bir şeyleri geçmişten hatırladığı kabul edilir demek istiyor. Yani öğrencilerin konum, hareket, değişim, dağılış gibi kavramlarla doğa insan etkileşimi gibi temel konuları bildiği kabul edilmektedir. Yani şunu demek istiyor, insanın dünyada yaşadığını biliyorsunuz. Biz dünyaya etki edebiliyoruz. ya yani dağları delip tüneller yapıyoruz öyle değil mi? Veyahut da kar yağıyor okullar tatil oluyor. Bazen doğa bizi etki ediyor. Bazen de biz doğa etki ediyoruz. İşte bunları bildiğimizi kabul ediyor. Zaten biliyoruz eyvallah diyoruz ve dersi bize başlıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde anlatacağım. Dikkatli bir şekilde dinlediğiniz zaman bu konuyu 5-10 dakika içerisinde hemen halledeceğiz ve kurtulacağız arkadaşlar. İnsanın etkisi olmadan İnsan ve insan unsurları dışına kalan mekana doğal ortam adı verilir. Doğal ortam yani direkt Allah'ın yarattığı ortam diyebiliriz buna. Buz küre mesela yani dağların üzerindeki buzullar, cilodaki, kaşkardaki buzulları düşünün. Veyahut da su küre, denizler, okyanuslar, göller, akarsular veyahut da yaşam küre, biyosfer. İnsanlar olsa da olmasa da canların yaşadığı yerler var. Kaplanlar, kediler, ceylanlar, ağaçlar, çiçekler, böcekler hepsi yaşam kürede. Biyoloji, canlı bilim ya yaşam kürede biyosfer. Hava küre atmosfer. Az önce söylemiştik atmosfer olmasaydı gerçekten patlardık. Yani patlardıktan kastım hatta mutlaka görmüşsünüz fen dersinde. Şimdi şurası güzel dünyamız tamam mı? Şöyle işte bir Kuzey Amerika çizelim. Şöyle bir Güney Amerika çizelim. Şöyle bir Afrika çizelim. İşte şöyle bir Avrupa çizelim falan filan. Şimdi güzel dünyamız böyle güzel güzel duruyor diye biz de burada böyle takılıyoruz. Oha ne güzel diyoruz. Aslında eğer atmosfer olmasaydı yani ay gibi olsaydık hiçbir şekilde takılamazdık. Böyle sadece çukurlar olurdu. Neden? Çünkü Atmosfer bizi adeta bir kalkan gibi koruyor. Bak şöyle çeviriyorum. Bir kalkan gibi koruyor. Gökyüzündeki meteorlar yani taşlar böyle hızlı bir şekilde geliyorlar. Fırtıh gelirlerken burada yanıyorlar ve bize ulaşamıyorlar. Ve aynı zaman atmosfer sayesinde nefes alabiliyoruz. Atmosfer sayesinde iklim olayları yaşanıyor. Atmosfer sayesinde radyo dalgaları yansıyor. Yani ben şimdi sizle konuşurken sesim size konuşurken sesimse gidebiliyor. Ama radyo dalgaları buradan geçmiyor. Ben konuşurken buradan süper, FM diye bir şey karışmıyor. Onları ayrı yukarıda, daha üst dalgalarda, daha üst tabakalarda, ionosferde görüyoruz. Ya yani her biri farklı farklı. Güneşin zararlı ışınlarını da koruyor aynı zamanda. Şimdi güneş burada takılıyor. Güneşi de şöyle sarı renk çizelim. Güneş burada takılıyor. La 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 la, la. Güneş çok güzel ama hoş ama güneşin ışınları böyle jos diye bize gelse gerçekten çok sıkıntı yaşarız. Atmosfer bir filtre gibi bizi koruyor yani esasında. Ve en önemlisi de coğrafi dersin oluşmasını sağlıyor Mesela ayda atmosfer yok. Ayda ortam yok. Ay'a gidiyorsun sıkılıyorsun hiç ortam yok. Yani daha doğrusu yaşayamazsın ki sadece astronot kafeteriyle durabilirsin. Ne göl var ne akarsu var ne bulut var ne yağmur var ne kar var ne çiğ ne dolu ne kırağı ne kırç hiçbir şey yok Ay'da. Ay öyle takılıyor. Şimdi dolayısıyla Hava küre atmosferde çok çok değerli. Bir de taş küre var. Litosfer. Yani taşlar dediğimiz sonradan bunlar parçalarını toprağa dönecek ama taş halinde gördüğümüz şeyler var. hani granit diyorsunuz ya. ...işte onlar taş kürenin içerisinde yer alacak. Yeryüzü burada da onu da bilmemiz lazım. Şimdi doğada bu beş temel ortam etkileşim halindedir. Doğal ortamı oluşturan unsurlarda meydana gelen değişimlere doğa olayı diyoruz arkadaşlar. Hani biz yemek yiyoruz. Yediğimiz yemekler midemize gidiyor. Midemizden affedersiniz e, gidiyor. Popomuzdan çıkıyor. Tuvalete gidiyor. Tuvaletten çıkıyor. Nereye gidiyor? Ondan sonra kanalizasyona gidiyor. Doğru. Ama esasında çok dikkatli bir şekilde düşünürseniz biz hep böyle bir döngü var. Hani bir döngü var. Bu döngünün içerisinde mesela inekler otu yiyor. Sonra otu yedikten sonra süt veriyor. Sonra ineğin tezeye çıkıyor. Sonra toprağa karışıyor. Yeniden ot olarak geliyor. Onu yiyip bir döngü oluşturuyor. Ya, aynı şekilde yeryüzünde de bir döngü var. Sürekli bir dönüşüm var yani bulutlar yoğunlaşıyorlar. Aşağı yağmur olarak iniyor. Sonra bir derelerde göllerde su birikse bile sonradan yeniden yukarı çıkıyor. Yeniden yoğunlaşma, yeniden bulut, yeniden aşağı dökülüyor. Böyle bir su döngüsü var. Veyahut da bazen yerin altına gidiyor. Sızabiliyor. Yerin altından tekrar denizlere karışıyor. Yeri su suları buharlaşabiliyor. Buna da biz doğal ayları diyeceğiz. Bunları da yine dokun sınıfta çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Çok keyifli, çok lezzetli. Mesela ben ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Şimdi ben hepiniz biliyorsunuz. Şöyle bir dağ düşünün. Şurada da bir deniz olsun. Şuraya bir deniz çizelim. Tamam mı? Burada duruyorsun. Şurada bir gemi olsun mesela. Gemide bir yelkenli olsun. Adam var burada. Bir de burada dağda bir adam var. Bir de şuraya bir uçak çizelim. Uçakta bir adam olsun. Tamam mı? Şimdi şurada da güneş var. Şimdi, güneşe en yakın olan kim? Uçaktaki. Halbuki uçaktaki cam açsa donar. Sonra daha yakın olan mesela dağdaki buna göre daha yakın olan dağdaki. Ama dağda da soğuk. Dağda da her yer kar, erimeyen buzlar var öyle değil mi? Ekvatorda bile erimeyen buzlar var. E bu adam denizde ama en sıcak bu. Demek ki güneşe yaklaştıkça sıcaklık artmıyormuş. Nasıl yani hocam güneşe yaklaştıkça sıcaklık artar diyorsunuz. Ben de öyle düşünüyordum. Halbuki yeryüzü güneşten gelen enerjinin yansımasıyla ısındığı için Atmosferi bol olan yani nemi bol olan sıcak oluyormuş. Bunların hepsini öğreneceğiz. Yani bu adam deniz kenarında nemli olduğu için bunun atıyorum beş tane nemi var. Bu adam dağ başında olduğu için bunun iki tane nemi var. O yüzden bu 5 derecesi derken bu iki derecesi diyor. Bu adamın ise iyice uzaklarda olduğu için nemi azalmış hiç sıcaklık hissetmiyor. Dolayısıyla ne kadar güneşe yakın olduğundan ziyade Aynı zamanda ne kadar neminin olduğu da senin daha sıcak olmanı sağlıyor. O yüzden teknedeki adam daha baştaki adamdan daha sıcak oluyor. Sen dağ başına çıkıyorsun. Oh be yükseklere çıktım, güneşe yaklaştım. Çok şükür diyorsun. Ama o sırada son sözlerini söylüyorsun. Çünkü donuyorsun, hava buz gibi. Bunun sebebini hepsini coğrafyada öğreneceğiz. Şimdi gelelim buraya. İnsanın sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri sonucunda doğal ortam üzerine inşa ettiği yaşamalarına beşer ortam yazılıyor. Yani şu demek istiyor. İnsanın doğaya zarar vermesine, insanın doğaya bir şeyler yapmasına ve sonrasında onlara oluşulmasına beşer ortam deniyor. Gerçekten böyle geziyorsun Marmaris'te veyahut da Avrupa'da veyahut da Amerika'da veyahut da Japonya'da çok güzel bir şey görüyorsun. Oh be diyorsun ne güzel. Sonra bir ara bir görüntü bozuluyor. Ha insanlar bir şey yapmış. Nerede olursa olsun ne kadar mükemmel bir mimari sahip olursa olsun hiç kimse maalesef doğal ortamla yarışamıyor. Yani Allah'ın yarattığı güzelliklerle yarışamıyoruz. Bunu kabul edeceğiz. Doğal ortam ile beşeri ortamın birliklerinden oluşan en geniş yaşam alanına da coğrafi ortam deniyor. Demek ki coğrafi ortam beşeri ve doğal ortamları beraber barındırıyor. Görseldeki numaralanmış unsurlardan hangilerinin doğal unsur hangilerinin ise beşeri unsur ve faaliyet olduğunu yazınız demiş. Şimdi bu kadar basit bir soru izle niye sorduk? Coğrafyanın kolay olduğunu göstermek için. Esas sizi kandırıyoruz. Bu kadar kolay diyeceğiz ama ileride takır tukur zor sorular gelecek. Şaka. Mesela beş doğal niye? Ağacı göstermiş. Bir doğal niye? Çünkü dağları göstermiş. İki doğal gökyüzünü göstermiş. Üç doğal dağları göstermiş. İşte dört doğal dağları göstermiş. Sekiz doğal denizi göstermiş. Altı tekne, beşeri ya bu kolay yani. Veya yedi çadır göstermiş. Beşeri diyebiliriz. Bu kadar basit. Geldik insanın doğa ile etkileşimine. İnsan da doğaya zarar verebiliyor. Doğayı etkileyebiliyor. Aynı zamanda doğayı koruya da biliyor. Hani doğaya fazla bir şey yapamazsın. Yani Sen gidip de yağmura bir faydan olmaz. Ama en azından yağmuru kötüleştirmezsin. Gidip böyle asit yağmurlarına dönüştürmezsin. Mesela peri bacalarını dersimizin başında söylemiştik. Uzaylılar falan yapmadı. Peri bacaları aynen şöyle oldu. Hatta bir boş sayfa varsa göstermek istiyorum arkadaşlar. Peri bacaları gerçekten çok efsanevi bir şey. Akarsu aşındırmasıyla oluşuyor. Hatta şöyle size çizeyim bakın. Birazdan da zaten bunu ileriki konularda göreceğiz. 1, 2, 3, 4 diye çiziyorum tamam mı? Şimdi şöyle bir Erciyes Dağı düşünün. Volkan patlaması yaşıyor ve volkanlar püskürüyor etrafa. Ve volkanlar püskürdükten sonra şöyle bir arazi oluşuyor. Tamam mı? Şöyle bir arazi düşünün. Bu arazinin içerisinde işte böyle... ...taşlar da var. Sen de burada yürüyorsun böyle. La 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 yürüyorsun. Ayağının altında böyle... ...kumlar var. Kumların altında da böyle... ...diyelim ki... Ee, ...bazalt adını verdiğimiz taşlar var. Sonra akarsular aşındırıyor burayı... ...ve bunlar aşınınca... Bak bu birinci resim. Birinci resim, ikinci resim, üçüncü resim... ...ve dördüncü resim diye düşün. Akarsular aşındırınca... ...burayı zamanla sen... ...bu artık... ...büyük taşları, bazaltları, andesleri görmeye başlıyorsun. Şöyle dursun şöyle. Şöyle yapıyorum. Sen burada yavaş yavaş ayağına yakınlaş. Ama sen hala yürürken ayağın altındalar ama sen hala burada yürüyorsun. Sonra zamanla zamanla akarsu aşındırması, rüzgar aşındırması ve aynı zamanda sel suları derken bu böyle olmaya başlıyor. Bak, bu böyle artık biraz daha gözükür hale gelmeye başlıyor. Bu böyle gözükür hale gelmeye başlıyor. Yani sen artık buraları görüyorsun ve diyorsun ki Allah diyorsun ya ben bunu görüyorum diyorsun. Sonra iyice tam bir şeklini alıyor. Nerede bizim sarı kalemiz? Tam şeklini alıyor. Bunlar gitmiyor. Bunlar rüzgar götüremiyor. Sen böyle geliyorsun diyorsun ki wow artık ben fotoğrafımı çekebilirim. Sosyal medyada paylaşabilirim. Yani esas akarsu aşındırması ve rüzgar şekillendirmesiyle ortaya çıkmış bir şekil. Yani tamamen doğal bir unsur. Ama sonradan insanlar gelip buradaki mağaraları açıp buraya otel yapıyorlar ki benim kuzenim de yaptı. Gerçekten güzel bir otel oldu. Mağara oteli yaptı yani cave otel. Ve Keyifli. bak adam buraya delmiş. İnsan buraya insan genelde böyle zarar veriyor. Ama normalde bu bir doğal bir şey. Ve hatta mesela burada görüyor musunuz? Çatılar genellikle çok kar yağan yerlerde daha böyle dik oluyor. Neden? Çünkü karlar top gitsin diye. ama tatil yerlerinde çatıları şöyle düz yapabiliyorsun. Niye üstüne çıkıp oturuyorsun, çay içiyorsun, damda uyuyorsun mesela. Dolayısıyla doğanın insana bir etkisi var burada. Aynı şekilde burada mesela çok güzel bir şekilde gördünüz ahşap evler var. Ahşap ev niye var? Çünkü hava soğuk değil ağaç malzemesi bol rahat rahat yaşıyor. Mesela Karadeniz'de bir ahşap evler vardır kırsal kesimde. Burada mesela çöllerde develeri ulaşım aracı olarak kullanabiliyorsun. Hadi İstanbul'da kullan bakalım deveyi. Buraya bakıyorsun burada insanlar çok rahat ince elbiselerle gezebiliyorlar. Mont diyorsun bilmiyorum diyor. Mont mont ya mont ister misin bilmiyorum diyor. Dolayısıyla buradaki insanların mont ihtiyacı yok. Ama aynı şekilde Grönland'daki gibi adamın da tişört ihtiyacı yok. Hep montla geziyor. Veya buraya bakıyorsun İngiltere ile Fransa arasındaki Manş denizine kocaman bir Manş dönü yapmışlar. Yani denizin altından demir yollarının gittiği bir tünel yapıyorlar. Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlıyorlar. Ya da buraya bakıyorsun madenleri işletiyorlar. Burada yine elektrik enerjisinden faydalanarak, güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretiyorlar. Aynı şekilde değirmenlerle suyun çevirmesinden, suyun gücünden faydalanıyorlar. Ya da burada göl bölgesinde tarımsal sulama yapıyorlar. Bunların her biri insanın doğal etkileşimi. Düşüneceksin. Kardeşim burada insan mı doğayı etki etti, doğa mı insana? E tabii ki burada insan doğayı gitmişsin. Denizin altında tünel açmışsın. Bu insanın doğa etkisi. Ya da burada İnsan yine dua ediyor. Güneşin enerjisinden faydalanıp elektrik üretiyorsun. Veyahut da kar yağdı okullar tatil oldu. Bu doğanın insan etkileşimi oluyor. Şimdi coğrafya nedir demiş. Tanım okuyalım neymiş hep beraber görelim. Eski çağdan itibaren birçok filozof doğa ile insan faaliyetleri arasındaki etkileşim inceleme, araştırma yorumlamaya çalışmıştır. Mantıklı. Bu bağlamda bir taraftan doğal ortam, diğer taraftan da beşeri ortam inceleme ve araştırmanın konusu haline geliyor. Ve sonrasında da coğrafya bilimi ortaya çıkıyor. Demek ki insanın yaşayışlarını ve doğanın bununla etkileşimini inceleyelim derken geografi yani coğrafya ortaya çıkıyor. Peki mesela coğrafya inceleme alanına giren doğal unsurlar neler olabilir diye bir soru sorarlarsa cevap o kadar basit ki. Dağ, deniz, ağaç, göl. Coğrafya inceleme alanına giren beşeri unsurlar neler derse e tabii ki ulaşım, işte ne bileyim ev, liman, yol, işte köprü bunların her biri çatı bunların her biri beşeri unsur. Coğrafyanın inceleme alanına giren konular nedir derse burada az önce söylediğimiz gibi birincisi ulaşım konusu giriyor. Veyahut da başka ne var mesela? Yerleşme konusu giriyor. Başka ne diyebiliriz? Turizm giriyor. Başka ne diyebiliriz? Burada mesela ağaçlar var, bitki giriyor. Size böyle bir resim verip hocanız soru soracak arkadaşlar sınavınızda. %100 böyle bir şey gelecek. Gördüğünüz zaman şunu diyeceksiniz. Kek kek kek. Doğal unsurlar. Allah'ın yarattıkları nelerdir diyeceksin yazacaksın. Bitti gitti. Deniz, ağaç, dağ, göl işte ne bileyim koy buna benzer şeyler. Beşeri, beşer şaşar, beşer insanla mı diyeceksiniz hemen ev, liman, yol bunları söylemeniz yeterli arkadaşlar. O zaman buraya yazayım bir kez daha hani unutmayın diye. Ev, liman, yol. Tabii her resme göre değişir. Bu benim resim için geçerli. Buraya da deniz, ağaç, işte ne bileyim, dağ diyebiliriz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani böyle bu kadar keko bir ders. Geldik buraya. Ha işte birazcık tam kek dediğin anda dersler zorlaşır ya. Bu da onun zorlaştığı an ama hala lezzetli, keyifli ve çok güzel bir ders. Şimdi jeomorfoloji. Fiziki coğrafyada bunlar alt dalları. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi litosfer unsurları yer şekil. Ne diyorsunuz hocam? Korkmayın korkmayın çok basit. Jeomorfoloji dediği şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yer şekilleri ve bunların oluşum süreçlerini inceliyor. Yani jeoloji, litoloji, petrografi, jeofizik ve kimya etkileşim içindir diyor ama bunlara çok da takılmanıza gerek yok. Burada bilmeniz gereken şey AYT'de belki ileride işinize yarayacak şekilde bunların detayına girecekler. Ama şu anda Yer şekilleri ve bunların oluşum süreçleri ve litosfer unsurları. Yani taş gören unsurları. Yeryüzü adeta bir şeftali gibi arkadaşlar. Üst kısmı yumuşak ama altında böyle çok sert bir çekirdek var. Arada da böyle hani üstü böyle tüylü tüylü hani şeftalinin tüylü veya tüy şeftali yumuşaktır. Bir kabuğu vardır. Ama altında hemen böyle ne vardır? Bir akışkan bir yer vardır böyle şeftalinin kendisi. İşte yeryüzünde böyle hemen altımızda magma var. Aşağı gidiyorsun çekirdek var. Yeryüzünün bu kısmını inceliyor jeomorfoloji. Yani yer şekillerini inceliyor. Klimatoloji başına sadece bir iyi koyuyorsun kaçıyorsun. İklim, iklim bu kadar. iklim bilim yani. Atmosfer her şeyimiz. Hava olayları, iklim sistemleri, iklim tipleri ve bunların dağılışını inceliyor. Meteoroloji etkileşim içinde. Meteoroloji dediği ne? Yarın ama çok sıcak olacak. Çok sıcak. Onu biliyorsunuz. Meteorologlar ne yaptığını biliyorsunuz. Biyo coğrafya canlar coğrafyası. Biyosferdeki yani canların bulunduğu yerdeki bitki ve hayvan topluluklarının genel özelliklerini, etkileşimleri ve yeryüzündeki dağılışlarını inceliyor. Biyoloji, botanik ve zooloji yani hayvan bilimiyle etkileşim içinde. Çok basit. Hidrografya. Hidro kelimesinin hidro su olduğunu unutmayın arkadaşlar. Hidrosferi oluşturan yani su küreyi oluşturan denizler su, göller su, akarsular su. Bu arada kötü bir haberim var. Denizler, okyanuslar içilebilir su olmadığı için yeryüzünde çok fazla su var gibi duruyor ama maalesef su içilebilir su çok az. Binde birden daha az. Yani şöyle bakıyorsun. Oh be musluğu açık tutabilirim. Nasıl olsa her yer su. Demeyin sakın. Su o kadar az ki yani su şu kadarcık bir şey. Şu resimlik kadar bir şey. Diğer her yer kara gibi düşünebiliriz. Çünkü deniz suyu tuzlu. E burada dağların içinde sular var. Onları çıkarması çok zor. Yani çok az suyumuz var arkadaşlar. Lütfen musluk açıksa şu anda kapatalım. Teşekkür ederim. Şimdi göller, akarsular dedik. Su ortamlarını ve olayları inceliyor. Akıntı, dalga, hidroloji, hidrojeoloji, oseanografya. Artist gelmişler esasında. Ocean İngilizce'de okyanus demek onu değiştirmişler. Limnoloji ve patomoloji ile etkileşim içinde. Bunların ne olduklarını hep beraber göreceğiz. Burada kesin olan bir şey varsa arkadaşlar sakın sakın endişelenmeyin. Bunların her biri her biri esasında temel bilgilerle sorulacak size. Hidrografya nedir? Hidro suydu. Su alakalı şeyler diyeceksin. Jeomorfoloji nedir? Jeomorfo, jeoloji, her şekilleriyle alakalı. İklim, klima, iklim. Tamam. Biyo, canlı, canlı. Toprak coğrafyası yeryüzündeki toprakların oluşum süreçleri, özellikleri ve dağılışını inceler. Pedoloji ve mineraloji ile etkileşim içinde. Toprak da çok değerli bir şey arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Kumla toprağa karışmayın. O sahillerdeki kum leş. Hiçbir işe yaramaz. Veya inşaatlarda kullanılan kum leş. O canlı değil ama toprak bir canlı. Canlı bir şey. İçine nohut atıyorsun. Sana böyle bir nohut meyvesini veriyor. Ama sen denizdeki, sahildeki kumsallık kuma at. Hiçbir şey çıkmaz. Dolayısıyla toprak canlı bir şey. İçerisinde canlılar var ve toprağın canlı olmasını sağlayan birçok faktör var. Böyle birikmiş topraklar var, alüvyal topraklar var. Böyle farklı farklı topraklar var. Bunları öğreneceğiz. Toprak coğrafyasını öğrendiğinizde unutmayın karnınız acıkacak. Geldik beşeri coğrafyaya. Beşer insan zaten. Nüfus Nüfusun özellikleri, dağılışı, değişimi, nüfus politikaları, bunların coğrafya ortam ve olaylarla etkileşimini inceliyor. Demografi zaten nüfus demek ve ile etkileşim içinde. Nüfusun ne olduğunu zaten biliyorsunuz. İstanbul'un nüfusu çok kalabalık diyoruz. Türkiye'nin nüfusu 100 milyona ulaşamayacak diyoruz. Ne kadar çocuk yapmaya çalışsa da aileler 100 milyona ulaşamıyormuşuz belli bir mantığı var. Bunları öğreneceğiz, neden olduğunu öğreneceğiz. Aynı şekilde böyle nüfusla alakalı grafikler var. Onlara bakacağız. Geliyoruz yerleşme coğrafyasına. Burada da yerleşmelerin gelişimi, tipleri ve dağılışı ve etkileyen faktörlere bakacağız. Arkeoloji, kazı bilimi ve tarihle etkileşim içinde. Yerleşme coğrafyası dediği şu. Mesela Karadeniz'de dağınık yerleşim var. Abi her yerde su. Adam istediği gibi dağınık engebeli arazi istediği yerleşiyor. Anadolu'da garip hiç su yok. Hepsi toplu beraber yaşıyorlar. Aman abi su bulduk bir yerde hemen akarsun etrafına toplanıyorlar. Siyasi coğrafya, siyasi faaliyet ve olayların mekana, coğrafya ortama bağlı olarak gösterdikleri değişiklik ve farklılıkları analiz ederek inceliyor. Uluslararası ilişkiler, tarih ve siyaset ile etkileşim içinde. Siyasi faaliyetler de önemli. Mesela Türkiye'nin jeopolitik önemi çok fazla. Bakıyorsun aşağıda Orta Doğu'ya yakınız. Yukarıda Asya var. Solda batımızda e, Avrupa var. Afrika'ya bakıyorsun yakınımızda. Libya ile sınırımız var ya. Libya bizim komşumuz yani deniz sınırıyız. Sosyal coğrafyaya baktığımızda... ...sosyal ilişkileri, sosyal kimlikleri ve sosyal işsizlikleri... ...mekansal bir perspektiften inceler. Antropoloji, ırk bilimi, sosyoloji, toplum bilimi demografi, nüfus bilimi ve ekonomi bilimleriyle etkileşim içinde diyoruz. Şimdi aynı zamanda kültürel coğrafya var. Toplumların dil, din, giyim, yemek, müzik, mimari gibi kültürel özelliklerini inceliyor. Burada sosyoloji, filoloji, ilahiyat ve antropoloji ile etkileşim içinde. Bir de ekonomik coğrafya var. Bu çok önemli. Çünkü coğrafyanın en mantıklı kısmı. Mesela Akdeniz'de insanlar eskiden pamuk tarımı yaparlarken. Diyorlar ki ya pamukta fazla para yok. Biz en iyisi yer fıstığı üretelim. Soya fasulyesi üretelim diyorlar. Niye? Ekonomik coğrafya değerli. Sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, turizm, ormancılık, madencilik gibi ekonomik faaliyetleri inceleyecekler ve coğrafya olaylarla etkileşimine bakacaklar ekonomik coğrafya e, uzmanları. Şimdi iktisat dediğimizde ekonomi. Coğrafya bilimi mekansal bilgileri elde etmek, analiz etmek, yorumlamak ve anlamak amacıyla çeşitli teknikler kullanacak tabii ki. Bu teknikler hem fiziki coğrafya yani şu dağlar, taşlar, akarsular, vadiler hem de beşeri coğrafya yani siyasi coğrafya gibi araştırmalarda yaygın olarak kullanılıyor. Bu teknikler şunlar. Beşeri coğrafya siyasi coğrafya demek değil de beşeri insani demek. Haritalama, uzaktan algılama, niceleme yöntemleri yani istatistik. Nice nice yıllara diyorlar. Nice, nicel sayılabilen demek istatistik. Bir de coğrafi bilgi sistemleri var. Bunları göreceğiz. Şimdi son bir alıştırmamız var. Ondan sonra dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Demiş ki mesela siz de benimle beraber yapmaya çalışın. Marmara Denizi'ne feribot seferlerinin aksaması. E bu tabii ki neyle? Nüfusla alakalı olamaz. Ulaşım. Hemen buraya o zaman yazıyorum. Buraya iki yazıyorum. Niye? Marmara Denizi'ne feribot seferlerinin aksaması. Doğu Anadolu'dan yoğun göçün yaşanması. Nüfus. Nüfus göç demek. Bir. İhracat ve ithalat yapılan ülkeler. İhracat, ithalat deyince aklınıza para canlanıyor. Para varsa da işin içinde ne vardır? Ticaret vardır. O zaman buraya da tabii ki altı yazıyorum. İhracat Dışarıya satmak, ithalatta dışarıdan almak. Tropikal bölgelerde sarı humma hastalığının yaygın olması. Aa sarı humma hastalığı diyor. O zaman bu sağlık coğrafyası. Kivi üretim alanları. E, tarımla alakalı kivi üretim alanları. tarım. Tarımsal bir üretim. Mesela Karadeniz'de kivi üretilebiliyor. Batman'da petrol çıkarımız. Eğer bunu Batman diye okuyorsanız maalesef sosyal medya bağımlısınızdır arkadaşlar. Bu Batman bizim çok güzel bir ilimiz. Petrol çıkarılıyor. Batman'da petrol çıkarılması arkadaşlar tabii ki de nedir? enerji coğrafyası. Çünkü petrol bir enerji kaynağı. Ama yetmiyor bize. Dışarıdan hep almak zorunda kalıyoruz ithal. Osmanlı Devleti'nde coğrafya araştırma yapılması. Bak Osmanlı Devleti'nde coğrafya araştırma yapılması tabii ki tarihi coğrafya. Piri Reis mesela çok güzel bir harita çizecek. Avrupa Birliği'ne katılan ülkeler. Bak ülkeler diyor. O zaman bu siyasi coğrafya. Türklerin yaşadığı ülkeler e, nedir? Kültürel coğrafya. Türkler. Çünkü mesela Özbekistan'da Türkler var. Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de. ...Balkanlarda Türkler var... ...Peri Bacalarını ziyaret eden insanlar... ...bu nedir arkadaşlar? <laughs> Döviz diyorsunuz değil mi? Hayır öyle değil sakin... ...bu da yine arkadaşlar... E, ...turizm coğrafyası oluyor... ...Peri bacaları gerçekten dünyada... ...Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri... ...ben bir keresinde gitmiştim balona binmiştim... ...balonda şirili bir adam vardı... Kanadalı bir adam vardı. Araplar vardı. Bir de Japonlar vardı. Yani tüm dünyadan insanlar vardı. Halbuki Antalya'ya gittiğinizde sadece kuzey ülkelerin insanlar oluyor. İstanbul'a gittiğinizde sadece Araplar oluyor. Taksim'e gittiğinizde sadece birkaç tane Türk görüyorsunuz. Gerisi hep zaten Arap. Neyse şaka bir yana dersimizi kötü bir şakayla bitirdik ama sizler sıkı bir şekilde çalışıyorsunuz. Coğrafya hallediyorsunuz. Coğrafya biliminin konusunu öğrendik. Beşeri ve doğal unsurlar. Coğrafya biliminin alt dallarını öğrendik. Ve ardından da bunlarla alakalı zaten sorular çözeceğiz. Yazıl döneminde yazı notlarımızdan güzel güzel çalışacağız. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer derslerimize görüşmek üzere.